Osmanlı döneminde kurulan ilk kent ölçekli elektrik santrali Silahdar Ağa'dayız. Silahdar Ağa Elektrik Santrali 100 yılı aşkın geçmişiyle Türkiye'nin enerji serüvenine ışık tutuyor. ...1914 yılı itibariyle İstanbul'a elektrik sağlayan ilk kent odaklı fabrikanın içerisindeyiz. Şu gün görmüş olduğumuz hali 1950'li yıllarda tamamlanmış. Fabrikanın büyümesiyle İstanbul'un büyümesi arasında bir doğru orantı var. İstanbul'un ihtiyacı arttıkça fabrikada kendi içerisinde hem yapıyı değiştirmiş hem de var olan makinaları değiştirmiş. Bugün görmüş olduğunuz kontrol odası o tarihlerde İstanbul'a elektrik dağıtımının kontrol edildiği, yönlendirildiği alandır. İstanbul'un en eski endüstri bölgesi Haliç'te yer alan santral, kent odaklı bir elektrik dağıtımı fikriyle hayata geçiyor. Ve 1952 yılına kadar İstanbul'un tek elektrik üretim merkezi olarak faaliyetlerine devam ediyor. Aslında kent odaklı olmasını şöyle açıklayabilirim. Bir mekan veya bir devlet bölgesi, kurumu düşünülerek bu fabrika yapılmamış. Doğrudan halka da hizmet edebilecek, devlet kuruluşlarıyla birlikte hizmet edecek bir yapıyla burası inşa edilmiş. 1983 yılına kadar elektrik ihtiyacını karşılamış. Şöyle söylemek gerekir, 1952 yılına kadar tek başına karşılamış. 1952 yılından sonra aslında burası bir elektrik dağıtım merkezi olarak da kullanılmış. Sadece kendisi bir elektrik üretmemiş, çevrede üretilmiş olan enerjinin de toplanıp buradan dağıtıldığı bir alan haline getirilmiş. Bu dönemde elektriğin geniş kitlelere tanıtılması amacıyla elektrik faturaları da dergi olarak gönderiliyor. Ameli Elektrik olarak adlandırılan bu dergi, Türkiye Cumhuriyeti'nin posta yoluyla dağıtılan ilk dergisi olma özelliğini taşıyor. İlk sayısı 1925 Aralık ayında çıkmış. Aslında bir fatura olarak düşünülmüş olan bu dergi, dönemin politikacıları tarafından aslında vatandaşın o günkü modern yapılar içerisinde görülmesini sağlayacak bir dergi olarak planlanmış. İlk 30 sayısı Osmanlıca ve Fransızca yayınlanmış. 30. sayıdan 67. sayıya kadar da Türkçe ve Fransızca olarak yayın hayatını sürdürmüş. Aslında dergi bir devletin vatandaşını teknolojik ürünleri kullanması için ikna etme aracı. Onları ikna etmeye çalışıyor. Çünkü elektrik cihazını almak zorundalar ve o elektrik cihazı için bir mekan yapmak zorundalar. Evlerinin bütün düzenini belki de ona göre değiştirmeleri gerekiyor. Dolayısıyla aslında külfetli bir iş. Vatandaşın elektrik kullanımına ikna edilebilmesi için İstanbul'un belli yerlerinde daimi elektrik sergileri açılmış. İnsanlar gidip o cihazları kullanmışlar. Hatta denemek için bir aylık süre içerisinde onları evlerine götürme hakkına da sahiplermiş. 2000'li yıllara gelindiğinde yok olma sürecindeki santralde kapsamlı bir dönüşüm projesi gerçekleştiriliyor. Silahdar Ağa Elektrik Santrali, makine daireleri korunarak enerji müzesine dönüştürülüyor. Yapı bu haliyle Türkiye'nin ilk endüstriyel arkeoloji müzesi unvanının da sahibi oluyor. 83'ten sonra bildiğimiz kadarıyla aslında burası elektrik kurumunun bir deposu olarak işlev görmüş. Ta ki 2006 yılına ve Bilgi Üniversitesi'nin burayı devralıp üniversite kampüsü ve enerji müzesi olarak kullanmaya başlayana kadar. Türkiye'nin birçok yerinden öğrencilerin kafileler halinde gelip enerji üretimine ve bunun önemine dair küçük atölyelerden faydalanabildiği bir içeriğe sahip enerji müzesi. Endüstriyel miras niteliği taşıyan Silahdar Ağa Elektrik Santrali'ne ait pek çok belge İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin arşiv çalışmaları kapsamında tasnif ediliyor. Bu çalışmalar sayesinde santral ve santralin faaliyette olduğu döneme ilişkin birçok bilgi de gün yüzüne çıkıyor. Arşivi tasnif etme sürecinde gördüğümüz önemli şeylerden biri şu oldu. Elektrikle İstanbul birbirinden ayrıştırılamaz birlikteliğe sahip. Elektrik ve elektriğin sağladığı imkanlar, güvenlik, ulaşım, en basit haliyle sokakların aydınlatılmasının oluşturduğu o piyasa hali bile bazı semtlerin, bazı mahallelerin şimdiki haline dönüşmesinde önemli bir rol oynamıştır. Silahdar Ağa 100 yıllık tarih içerisinde İstanbul'un kalbinde önemli bir teknolojik mekan olarak duruyor.